Vallahi senden düşük IQ'lular var. Gel oğlum birkaç şey anlat. İki hav havla kevkevle. Aslan parçası. Ya bugün Instagram'a girmez olaydım. Arkadaşlar anladık. İstanbul'da dolu yağmış, bir şey yazmış. Abi tek tek. Herkes mi story atar? Canlı yayın açanlar, story atanlar. Arkadaşlar fark etmiyorsunuz ama Türkiye'nin %90'ı zaten İstanbul'da. Ya herkes biliyor, herkesin haberi vardı. Tamam ben öğrenmiş oldum ama zaten 250 farklı source'dan öğrendim. Herkes şey yani. Evet arkadaşlar çok inanılmaz bir dolu yağdı. Dolu götüme kaçtı, dolu arabamı kırdı. Ama en ilgincini bir dakika. En ilgincini şurada gördüm. Ben bunu yayında gösteremem. Ama gidip bakıp izleyip dönmenizi istiyorum arkadaşlar. Şunu yazıyorsunuz Google'a. Hazır mısınız? Ekşi sözlük İstanbul yağmurunda kaldırıma sıçan teyze. İnanılmaz. Abi ne olur? Herkes Google'a bunu yazsın, izlesin, gelsin bekliyorum. İstanbul yağmurunda kaldırıma sıçan teyze. Abi yazın, bekliyorum abi. Kesinlikle Yunanlı. Yazın gelin. Ben bunu Vidancı. yayında açamam. Çünkü teyze götü falan her şey ortada yani. Bu gerçek mi? Evet abi. Açıklama olarak da şöyle yazmışlar. Hazır yağmur varken şuracığa yapayım diyen teyzedir. Evet arkadaşlar. Kardeş Türkiye, bura ne bekliyorsun sayfasında da mevcut video. Teyzenin gerçekten bir hastalığı mı var? Yani teyzenin bir hastalığı varsa anlarım, Alzheimer falan filan da o tip hastalığı olan insanlar da yalnız başlarına yaşamazlar, yalnız başlarına dışarı çıkmazlar. Pat diye atmış ya. İzlediniz değil mi? Şok oldum amına koyayım. Ayakta atmış bir de. Pata diye bırakmış yere. Hatta ayakta atmış abi. Öf kalktı yazan var. Oh Hasta yeah. olma ihtimali olabilir ama hiç hayatınızda Mısır'a gittiniz mi bilmiyorum. Mısır'da da insanlar iki arabasının arasına geliyor. Entaresini hafif şöyle göt diyelim buna. Entaresini hafif şöyle çekiyor. Pat atıyor, yoluna devam ediyor yani. Hani insanoğlunun böyle şeyler yaptığı yerler dünyamız üzerinde hala mevcut. Tamam biz biraz medeni insanlarız ama hani böyle yere kıtı diye bırakanlar oluyor, anladın? Duyarlı yorumu. Cahreyn o teyze belli ki o kadar iser ki çaresizlikten kaldırıma sıçıyor. İnşallah sen de isen olursun. Evet, duyarlı yorumunuz için teşekkür ederim Cansungur Bey. Chatten bir clap alalım abi. Bravo abi. Abi hadi bunu Yunan'a kakaladık. Hastaneye sıçan teyzeyi ne yapacağız? Onu kime kakalıyoruz? Suriyeli de diyemezsin. O zaman Suriyeli mülteci yoktu ki. Onu kime kakalayacağız abi? Bu künefeleri kim yedi elleriyle? Yerden baklavaları kim topladı? Bu insanlar Türkiye'de yaşamıyor mu arkadaşlar? Yani 2006 yılında Almanya'ya ilk gittiğimde çok şaşırmıştım. Cenu Bali diye Gineli, Afrikalı, zenci bir dostumuz vardı. Bazen yöresel kıyafetlerini giyip okula gelirdi, dil okuluna. Bir gün Cenu Bali yaz yeni gelmiş. Oturuyoruz sınıfta, muhabbet ediyoruz. Cenu hiçbir şey yokmuşçasına böyle otururken, bak, aynısı. Böyle otururken, ben yapamıyorum göbekte. Ah, anne sikim. Dizimi vurdum.
geçti. Tamam. Evet. Cenobali. Oh yeah. Kappa 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 pride dört head. Dört head ne abi? Bugün Cenobali böyle otururken bir anda böyle bacağını göğsüne çekmek suretiyle bir elini burnuna, öbür elini sağ ayağının baş parmağı ve onun yanındaki parmağın arasına sokup böyle ileri geri gitmeye başladı. Yanımda Rus arkadaş var, Yevgeni. Onun yanında Brezilyalı Fabiano. Yevgeni Rus. Bin bir türlü pisliğe alışmış adam. Yani kim bilir Rusya'da neler gördü, neler yaşadı. Kimse bilmiyor. Yani Yevgeni sonuçta Rus. Yevgeni gülmeye başladı. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Fabiano hiç beklenmedik bir şey yaptı. Fabiano kız mı? Aynen, tam kız ismi zaten, amına koyayım. Kalktı. Portekizce bir şeyler söyledi. Sandalyesini ittirdi. Ne ala be tarata pate dedi, gitti bu tarafa doğru. Ama bütün bu olanların arasında en ilginci Geno'nun ne olduğunu anlayamamış olmasıydı. Geno Yevgeni'nin niye güldüğünü, Fabiano'nun niye sinirlendiğini, benim niye koku görmüş bir kedi gibi şaşkınlıkla baktığımı anlayamadı. Ve hiç anlamayacak sanırım. Yani böyle insanlar da var abi dünya üzerinde. Yapacak bir şey yok. Bu muhabbeti bir kere daha yapmış, anlatmış olabilirim bu hikaye ama şu anki duruma çok uygun diye şey yaptım. Evet, neler kaçırdık arkadaşlar? Yine pompalamıştınız. Pompalamasyon, subscribisyon. Anladım abi. Anladım. Hiçbirinde okuyamıyorum. Gerizekalı. Allah seni kahretmesin. İnanılmaz. Önce sabları okuyayım o zaman. Ah karnım. Bağırsaklarım çok kötü. Acaba bağırsak paraziti mi kaptım ben bu köpüşten ya? Ne yaptın sen bana? Ha oğlum? Parazit mi var sende? Veteriner randevusu da yarın. Yemin ediyorum öldük ya. Ah. Ölüyorum. Kötü bir şey değmedim ya. Tavuk yiyorum ben ya. Okuyorum ben. Aa, çok kötüyüm. Ne oluyor dedim ama acı belli oluyor mu şu anda? Okey, tamam, sakin. Evet. Abi çok kötü. Aman he. Tamam, geçti. Geçti Jabba, geçti. Evet, kaçırdıklarımızı bir okuyalım sevgili dostlar. Mulionis Ay Şeker yayın da açmış. Muç 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 demiş. Teşekkür ederim beyefendi. Alihan CKL 2'ye olmuş. Bu kartlara aylık yükleme limitini koyanı seveyim, cürerim. İlk hedefimiz bankalar. Saldırın oğlum. Brutal 25.68 3 ay olmuş. Abem streak bozulmamıştır inç. Amin tışık demiş. Evet, oh, bozulmamış yeah. Beyefendi. Tesselhoff Barefoot'un 9 ayı var. Çüş. Kamil Bayaslan 7 TL göndermiş. Sana ilk başım ne yazayım bilemedim. Amına koyayım neyse afretlendin. Peki. İmanlı kedi. Bakın arkadaşlar, size bir taktik vereyim. Böyle bazen boş bağış atıyorsunuz ya. Yayında bir şey olmasını bekleyin. Onun üstüne bağış atın. Yayın başında pompalıyorsunuz. Ben onu da biliyorum. Böyle bir heyecan var. Gideceğim inerle para yükleyeceğim. Gideceğim cariyene donate atacağım bugün sonunda diye. O heyecan güzel bir heyecan. Ama yayın başında 7 lirayı çarçur etmiş oldun. Boş boş bir şey yazıp gitmişsin. Yayın sırasında bir şey olur. Bir headshot atarım. Zaten 40 yılda bir olur. Headshot yazarsın. Anladın? Yani Twitch kültürlendiğiniz. Şu anda Twitch kültürünü dayadım abi. İmanlı Kedi subscribe olmuş. Hoş geldiniz. Frosty GG well played. 9 ay olmuş. Abi merhaba. 3 gündür ölü gibi geziyorum. Barkın abiyi, altın elbiseli adamı kaybettiğim günden beri yutkunamıyorum bile. Bir fatihanızı alırım chat. İyi akşamlar. Seviyorum hepinizi. Evet, sevenleri gerçekten çok kötü olmuş.
Benim tanıdığım birisi değildi maalesef. Mekanı cennet olsun, ne diyeyim. Chat tanıyanlar, sevenler bir Fatiha atarsa seviniriz. Teoman Alp Kürşat subscribe olmuş. Hoş geldin.